Türkiye basınında. Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, Basın Dayanışma Gecesi ve 1. Yıl Kutlama Programı kapsamında görkemli bir geceye imza attı. Gecede uzunca yıllar Bodrum'da gazetecilik çalışmaları yürüten usta isimlere onur plaketi takdim edilirken, üyeler için rozet töreni yapıldı. Öte yandan gecede Zeki Müren'in 1990'lı yıllarda Bodrum'da katıldığı bir radyo programındaki sesinden kesitler konuklara dinletilirken gecede duygusal anlar yaşandı. Bodrum Gazeteciler Cemiyeti, Basın Dayanışma Gecesi ve 1. Yıl Kutlama Programı kapsamında Bites Ambrosia Hotel'de görkemli bir geceye imza attı. Program ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan ve Başkan Yardımcısı Ali Ballı, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Programda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın mesajı okunurken, daha sonra Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit konuşma yaptı. Renkli görüntülere sahne olan gecede, Bodrum'da uzunca yıllar gazetecilik faaliyeti yürüten usta gazetecilere onur plaketi verildi. Bodrum'da yaptıkları çalışmalarla kendilerinden sıkça söz ettiren duayen gazeteciler Ercan Vuranlar, Zeki Özkeskin, Yaşar Anter, Selda Öztürk, Miyase Hakalan Karlova, Hüseyin Anıl, Mehmet Özal'ın ve Kent Medya Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Oğuz Poyraz adına eşi Asiye Poyraz'a onur plaketi takdim edildi. Gecede onur plaketi alan Zeki Özkeskin konuklara unutulmayacak bir sürpriz yaptı. Özkeskin, kendisinin sunuculuğunu yaptığı 1990'lı yıllarda Bodrum'da faaliyet gösteren radyo programına konuk olan Zeki Müren'in konuşmalarından kesitler dinletti. Duygusal anların yaşandığı gecede, radyo programına konuk olan sanat güneşi Zeki Müren'in doğum gününün kutlandığı ve Müren'in "Bodrum'da yaşadığım için çok mutluyum. Şirin kasabanın sıcacık insanları arasında olmak bana büyük bahtiyarlık veriyor. Ne mutlu bana ki doğum günümü Bodrum'da kutluyorum" ifadelerini kullandığı görüldü. Gecede Bodrum Gazeteciler Cemiyeti'ne üye olan gazetecilere rozet takdimi yapıldı. Rozet töreninin ardından Bodrum'da müziğiyle, sesiyle efsaneleşen Aycan Adalı ve grubu sahne aldı. Adalı, gecede konuklara unutulmayacak eğlenceli anlar yaşattı. Cemiyetin dayanışma ilkesiyle kurulduğunu söyleyen Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan şunları dile getirdi. Yaklaşık bir yıl önce kurmuş olduğumuz bu gazeteciler cemiyetinde arkadaşlarımla çok büyük yollar kat ettik. Mesleğimizin birlik beraberliğini sağlamak için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye çalıştık. Şu anda da gördüğünüz gibi güzel bir yemekte tüm paydaşlarımızla birlikte bu geceyi kutluyoruz. Öncelikle hepiniz tekrar hoş geldiniz. Gazetecinin zorlukları, gazetecinin yaşadıkları gerçekten çok zordur. Gecede konuşan Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ali Ballı şunları söyledi. Bodrum'da görev yapan gazetecilerin Bodrum'u ulusal ve uluslararası arenada iyi yerde tuttuklarını söyleyen Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit şu sözleri söyledi. Genelde gazetecilerimiz, televizyoncularımız hep haber yapar. Bugün de kendileri haber olacak tabii yani. Biz onları alkışlıyoruz. Bodrum adına alkışlıyorum ben onları. Gerçekten de çok önemli katkı sağlıyorlar Bodrum'a.